Şu zamana dek umarım kalbin diyagramına hakim hissetmeye başladınız. Ancak izninizle hepimizin hemfikir olduğundan emin olmak için birkaç not daha düşmek istiyorum. Kan sağ kulakçıktan sağ karıncaya doğru akar. Daha sonra akciğerlere ve sol kulakçıktan sol karıncaya gider. Bu kanın normal akışıdır. Kanın sağ tarafa doğru akmasını sağlayan şeylerden biri kapakçıklardır. Kapakçıkların ikisi. Onlara isim vereceğim şimdi. Yeni isimler vereceğim. Şimdiye kadar onları anlatmak için kullandığım isimlerden biraz farklı olacak. Bunlar karıncık kapakçıklarıdır. Hangilerinden bahsettiğim üzerine bir tahminde bulunabilirsiniz. Karıncık kapakçıkları kulakçıklarla karıncıkların arasında bulunan iki kapakçıktır. Biri triküspit kapakçıktır, diğeri ise mitral kapakçıktır. Bizi yönlendirmesi için bu triküspit T ve bu da bizim mitral M kapakçığımızdır. Her iki karıncık kapaklarına dikkat ederseniz ikisinin yönü aşağı doğru bakıyor. Hatta bunlar nasıl ileri geri hareket etmiyorlar diye de merak edebilirsiniz. Bu karıncık kapakçıklarının özellikle ilginç bir stratejileri vardır. O da aslında duvarlara ilişik olmalarıdır. Bu şekilde basılı tutulurlar. Ve bağlayıcıların diğer ucunda küçük bir kasları vardır. Düşündüğünüz zaman bu kulağa çok mantıklı geliyor. Karıncıklar çok güçlüler öyle değil mi? Karıncıkların gerçekten çok güçlü olduklarını biliyoruz. Eğer karıncıklar sıkışıyorsa kanın herhangi bir yöne doğru fışkırması çok yüksek bir ihtimaldir. Belki mitral kapakçıktan geri döner, oraya gidebilir veya trikuspid kapakçığa doğru gidebilir. Bunu yapmayacak olmasının nedeni bu papiller kasların kapakçığın geriye doğru fırlamasını engelleyen halat benzeri bağlar olan korda tendiyalardır. Yani bu korda tendinealar, bu bağlar bu yüzden çok önemlidir. Kapakçığın geriye doğru fırlamasını önlerler. Bunlar bütün korda tendinealar ve bunlar da papiller kaslardır. Bu yüzden karıncıkların kapakçıklara zarar vermediğinden emin olmamız çok önemlidir. Mesela diyelim ki Eskaza karıncığımız çok güçlü, çok kuvvetli ve diyelim ki bu bağlardan birini kırdı. Ve de diyelim ki tam buradakini kırdı. Bunun sebebi karıncığımızın çok fazla kanı geri göndermeye zorlaması ve bu sebeple bağı koparmasıdır. E, ee, peki bu durumda ne olur? Bu temel olarak ileri geri atmaya başlar. Bu yönde ne bu yönde atacaktır. Bir sonraki kalp atışında kan yanlış yöne doğru gitmeye başlayacaktır. Çünkü bu kapakçık iyi, sıkı bir tıkaç olmayı sürdüremeyecektir. Kan beklenmedik şekilde gitmemesi gerektiği halde bu yöne doğru gidecektir. Aniden kan akışımız yanlış yöne doğru gitmeye başlayacaktır. Korda tendinea ve papiller kaslar bunun olmasını engellemede gerçekten çok önemli bir iş çıkartırlar. Şimdi dikkatimizi başka bir yöne çevirelim. Şimdi tam buraya odaklanalım. Bu interventriküler septumdur. Septumu bir duvar gibi düşünebilirsiniz. Bu interventriküler septum belirtmek istediğim şeylerden biri. Bakıldığında açıkça görülebilir belirtmek zorunda olmadığımızı dahi düşünebilirsiniz. Bu alan gerçekten ince ve bu alanda nispeten daha kalın. Öyle değil mi? İki bölgenin büyüklüğü birbirine eşit değildir. Bu daha kalındır. Bundan bahsetmemin nedeni ilk alan yani mavi olan zarımsı bölge olarak adlandırılır. Bu gerçekten bir zar gibidir. Taban yani kırmızı alansa kaslı bölümdür. Bu güçlü bir kas parçasıdır. Bu interventriküler septumda yani karıncıkların arasındaki duvarda iki farklı bölgeye sahipsiniz. Zarımsı kısımla ilgili ilginç olan şeylerden biri birçok bebeğin bu zarımsı kısmında deliklerle doğmalarıdır. Birçok derken tabii ki bebeklerin çoğunluğundan bahsetmiyorum. Ancak en yaygın defektlerden biri bu ikisi arasında bir iletişim olmasıdır. Yani kan sol karıncıktan gitmemesi gereken bir yere sağ karıncaya doğru akar. Buna VSD adını veriyoruz. Bu terimi ileride tekrar duyabilirsiniz. Şimdi bunun nerede gerçekleştiğini göstermek istiyorum. Ben bunu yazarken siz de bunun neyi temsil ettiğine dair tahminde bulunabilirsiniz. VSD'ye en yaygın olarak zarımsı bölgede rastlanır. Kaslı bölümde daha sıklıkla görülür. Şimdi devam edelim ve göstermek istediğim son şeye bir bakalım. Duvara doğru yakınlaşacağım. Burada, bu gri kutuda bu duvarda neler olduğunu, bu duvarda kaç tabaka olduğunu belirteceğim. Şimdi bir dikdörtgen çizeceğim. Kalbin üzerine çizdiğim küçük dikdörtgene karşılık gelen bir dikdörtgen. Kalp kasında üç tabaka vardır. Bu üç tabakanın da üzerinden geçeceğim. İçeriden başlayıp dışarıya doğru gidebiliriz. İç kısımda endokardiyum vardır. Şimdi endokardiyumu çepeçevre çizeceğim. Endokardiyum kapakçıklar boyunca devam eder. Yani kapakçıkların endokardiyumu olduğunu çoktan öğrendiniz bile. Endokardiyum karıncıkların etrafını dolaşır ve size başta gösterdiğim gibi kulakçıkları da çevreler. Yukarıya doğru devam eder ve hem sağ hem de sol tarafı kaplar endokardiyum kan damarlarının iç yapısına birçok yönden çok benzerdir oldukça ince bir tabakadır kalın bir tabaka değildir bütün kırmızı kan hücrelerinin çarptığı tabaka budur kırmızı kan hücreleri kalbin odacıklarına girerken görecekleri bölüm endokardiyumdur bu onun nasıl göründüğüdür Şimdi bunun etrafını saran bütün yol boyunca çizdim yeşil tabaka. Eğer şişmiş bir versiyonunu çizecek olursam bu şekilde gözükebilir. Birkaç hücre tabakası kalınlığındadır. İçeride birlikte çarpan kırmızı kan hücrelerimiz vardır. Bu bir kırmızı kan hücresidir. Bu da bir başkasıdır. Ve bunlar bu endokardiyuma çarpacaklardır. Endokardiyumdan biraz daha derine gittiğinizde nereye ulaşırsınız? Varılan nokta miyokardiyumdur. Bu duvarımızın en büyük kalın parçasıdır. Böyle bir şeye benzeyecektir. Miyokardiyum. Ben işaret etmeden de az çok şekli görebiliyorsunuzdur. Çünkü miyokardiyum bütün bu yapının en büyük parçası. Şimdi geri gidip endokardiyumu da işaretleyeceğim. Dikkat ederseniz bu kelimeler birbirine oldukça benziyor. Mio kas anlamına geliyor. Miyokardiyumdan bahsederken izninizle bir şeyi daha göstereceğim. Miyokardiyum bütün kontraktil kasların olacağı yerde bulunuyor. Burası birçok işin yapıldığı yerdir. Burası aynı zamanda çok fazla enerjinin kullanıldığı yerdir. Kalp oksijene ihtiyaç duyduğunda genelde bu miyokardiyumdur. Çünkü bütün çoğunluk işleri yapan bölüm burasıdır. Şimdi miyokardiyumun diğer tarafında, dış tarafında neyimiz var? Perikardiyum denen bir tabakaya sahibiz. Bunu sizin için çizmeye çalışacağım. Aslında perikardiyum buna benzer bir şeydir. Burada iki tabakanız var. İç tabaka ve dış tabaka. İki tabakanın arasında da gerçek bir boşluğunuz var. Tam burada bir boşluk var. Bu boşlukta çok az bir sıvı olabilir ama bunlar gerçekten hücre değildirler. Asıl noktanın da bu olduğunu düşünüyorum. Bunlar hücre değildirler. Sadece bir miktar sıvı. Yani bütün bu şeye perikardiyum denir. İçinde bir boşluk bulunan bir tabakanız olduğuna şaşırabilirsiniz. Şimdi size bir fetüste aslında neler olduğunu göstermeye çalışacağım. Diyelim ki küçük bir fetüs kalbiniz var. Küçük, ufacık bir kalp. Bunun gibi biraz büyüyor bu şekilde. Ve sonunda bir yetişkin kalbine dönüşüyor. Böyle bir şey oluyor. Bu bir yetişkin kalbi olabilir değil mi? Kalbiniz büyüyorken aynı zamanda bir keseniz de olur. Balona benzer bir şey. Bu balon kalbi kapsamaya başlar. Büyüyen kalp tam bu balonun içine doğru büyümektedir. Bu balon kalbin etrafını sarmaya başlıyor. İşte bu şekilde. Sonuçta da böyle bir şey elde ediyorsunuz. En sonunda kalp tamamen büyüdüğünde bunu elde edersiniz. Asıl olarak balonun bu iç tabakasına sahipsiniz. Bu bir balona bile benzemiyor artık. Bu oldukça düz. Daha sonra kendi üzerinde geriye doğru katlanır. Bu şekilde. Ve etrafını sararak geriye doğru bütün yolu gelir. Şimdi gördüğünüz üzere sürekli olmasının yanı sıra demek istediğim kırılıyor gibi görünse dahi bu kıvrım süreklidir. Nitekim bir parça kesitine bakıyor olsaydınız onun nasıl bir krebe benzediğini görebilirdiniz. Kalbimizde bu gerçekten bunun gibi bir şeydir. Çok ince bir krep. Bunu ince olarak göstermeyi iyi beceremiyorum ama siz nasıl olduğunu gözünüzde canlandırabilirsiniz. Eğer bunu yakınlaştırırsam nasıl görünebileceğini temel olarak, evet temel olarak bunun gibi bir şey. Tam birbirine dönük iki tabakanız var. İki tabaka beraber perikardiyum olarak adlandırılıyor. Bu iki tabaka için aslında ayrı isimler var. Örneğin kalbi bir nevi saran tabaka yani şu an çizdiğim tabaka bu tabaka viseral perikardiyum olarak adlandırılıyor. Yani buna viseral perikardiyum diyebilirsiniz. Viseral ismi tam buradaki viseral olacak viseral denilmesinin sebebi viskeranın organlar anlamına gelmesidir. Bu sebeple viseral perikardiyum olarak adlandırıyoruz. Bu dış tabaka. Şu an çizdiğim parietal perikardiyum olarak adlandırılıyor. Bu dış taraftaki tabakadır. Bunu da sizler için işaretlemek istiyorum. Bu parietal perikardiyumdur. Şimdi gerçekten kalbin tabakalarını görebiliyorsunuz. Endokardiyum, miyokardiyum ve perikardiyum. Zihninizi biraz daha çalıştırmak için bu viseral perikardiyum. Bunun başka bir ismini daha paylaşmak istiyorum çünkü bazen bununla da karşılaşabilirsiniz. Epikardiyum endişelenmenize gerek yok bu aslında sadece viseral perikardiyum bu sadece periyetal perikardiyuma varmadan önce kalbin en dıştaki tabakasıdır